Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Not Defterim uygulamasının Content Provider metotlarını yazmaya devam edeceğiz. Son kalan Update ve Delete metotlarını da bu derste bitireceğiz. Öncelikli olarak gördüğünüz gibi Insert'ü tanımladık. İşte Query metodunu yaptık. Bununla ilgili testlerimizi yaptık. Her biri çalışıyordu. Şimdi geldi sıra Update'e. Update yapmak için şuraya geliyorum. Çalıştıracağım metodum nedir aslında? db.update metodu. Bu update metodu benden öncelikle tablo adı istiyor. Daha sonra güncellenecek değerleri istiyor. Bununla ilgili koşul istiyor. Yani id'si bilmem ne olan diyeceğimiz alanların bilgisini istiyor. Ben buralar daha fazla karışmasın diye bunu aşağıda farklı bir metotta yapacağım. Şimdi bu update metodu geriye integer döndüğü için benim burada tanımlayacağım metot da integer dönsün ki ben buraya return type olarak bunu yazabileyim. Buraya da ne diyelim? Kayıt güncelle. Ve bu benden bazı parametreler alacak tabii ki. Buraya geliyoruz. Kayıt güncelle. Öncelikle şuradan gelen bir URI'yi alalım. URI. Daha sonra selection kısmını alalım. Aslına bakarsanız şuradaki değerlerin hepsini alacağım. Şöyle yapalım. Şuradaki nullable'ları silebiliriz. Evet. Bunu yaptıktan sonra buraya gelip db.update diyorum. Tablo adını istiyor benden. Tablo adını da buraya parametre olarak geçelim tabii ki. String tablo adı. Tablo adı istiyordu. Bunu buraya verelim. Tablo adı. Daha sonra ne istiyormuş? Value'leri istiyor. De yeni değerleri istiyor. Verdik. Where clause istiyor. Selection. Daha sonra da where args dediği selection args. Bunları benden istiyor. Geriye ne dönüyormuş? Bir integer değer döndürüyormuş. Şuraya bakarsanız diyor ki kaç tane satırın etkilendiği sayısını verir. Buraya integer id diyorum. Ve bundan gelen değeri buraya aldım. Burada bir if clause yazabiliriz. Eğer id sıfıra eşitse ne demektir bu? Herhangi bir kayıt güncellenmemiştir demek. Buraya gelip return eksi 1 diyelim. Eksi 1'de hata olduğunu belirsin. Ve buraya bir log kaydı düşebiliriz. Log nokta hata. Daha sonra da ne yazalım? Update hata. Hangi? Şu URL'den gelen. Yok eğer buraya girmezse return id deyip bu metodu çağıran yere ben buradaki atıyorum 3 satır güncellendiyse 3 bilgisini geriye göndereceğim. Bu metodu nerede kullanacağız? Burada kullanacağız. Şuraya geliyorum. Önce switch case'imizi yazalım. Hangi tablonun güncellenmek istediğini ben nereden anlıyordum? Matcher'ım sayesinde anlıyordum. Gelen URI'yi buraya yolluyoruz. Ve bu sayede biz notlar tablosunun mu yoksa kategoriler tablosunun mu güncellenmek istediğini anlıyorduk. Yine aynı şekilde case diyorum. URI kategoriler. Şimdi buraya da return deyip burada benim kayıt güncelleme metodumu çağırıyorum. Buradan gelen parametreyi buraya geçtim. Daha sonra values'ler geldi. Geçtim. Daha sonra selection kısmını parametre olarak geçtim. Selection args'ı geçtim. Ve son olarak da güncellenecek tablonun adı. Onu da not defterim kontrakt nokta notlar tablosunda olduğumuz için notlar entry table name deyip gönderiyorum. Burada bir break dememize gerek yok çünkü direkt olarak return'ü yolluyoruz. Aynı şekilde kayıt güncelle. Bunların hepsi aynı olacak. Tek farkı burada notlar entry değil, kategori entry'nin olması. Yok bunların hiçbirine uymazsa bir de default tanımlayalım.
Niv, throw, önce fırlat, yeni bir illegal argument exception, bilinmeyen update URI'yı deyip ilgili URI'yı da buraya basalım. Evet, update işlemimiz bu şekilde notlar ve kategoriler için. Burada herhangi bir selection R kısmını bu kısımda yapmayacağım. Bana parametre olarak main activity'den gelsin istiyorum. Aynı şekilde gelin hemen silmeyi de yapalım. Silme metodu da gördüğünüz gibi bir integer değer veriyormuş. Yani aslında kayıt güncellede yapılan işlemleri silmede de yapabiliriz. Şurayı şöyle kopyalayalım komple. Kendimize göre düzenleyeceğiz. Kayıt sil olacak bu. URI alacak. Content values almayacak çünkü yeni bir değer koymuyoruz. Bir değeri bulup sileceğiz. Selection olur, argo olur. Hangi tabloda olacağı bilgisi. db.delete. Gördüğünüz gibi zaten öncelikle tablo adı, sonra where clause aynı şeyleri alıyor. Values'u siliyorum. Buradaki delete ne döndürüyormuş? Integer döndürüyormuş. Yine aynı şekilde etkilenen satır sayısını döndürüyormuş. Sıfır olursa diyoruz. Herhangi bir şey silinmemiştir, silinememiştir veya daha sonra da bunu update kısmından sonra buraya yazacağız. Önce bir switch case açtım. Matcher.match gelen URI'yi buraya yolladık. Switch case'lerimizi yazalım. URI kod notlar. Case URI kod kategoriler. Eğer notlar tablosu silinmek istiyorsa return diyorum ve metodumu çalıştırıyorum. Neydi? Kayıt sil metodu. Öncelikle URI bekliyor benden. Daha sonra selection bekliyor. Selection args bekliyor. Ve de hangi tablonun silineceği bilgisini de not defterim contract.notlar entry'nin table name'ini veriyorum. Yine aynı şekilde bunu buradan kes kopyaladım. Kayıt sil. Burası kategori entry olacak. Kategori tablosunu silsin. Ve de şu default kısmı da yine buraya yapıştıralım. Delete diyelim bu sefer. Ve de update ve delete metotlarım şu an için content provider içinde bitmiş oldu. Şunları şöyle toplu gösterelim. Evet. Şimdi gelelim bunları kullanmaya. Şu ekranım duruyor mu? Duruyor. Mesela not 8'i güncelleyelim. Yeni not diyor ya, yeni not eklendiymiş. Onu biz farklı bir şey yapalım. Not ekle metodu. Bakalım en son neyi çalıştırmışız. Notları göster diye bir şey var. Tamam, göstersin. Buraya gelelim. Ne diyelim? Not güncelle. Not güncelle var zaten herhalde. Notları güncelle yapalım. Farklı bir isimle olsun. Notları güncelle metodunu aşağıda tanımlayacağız. Bunlar eski usul yaptığımız örneklerde yine dursun, ihtiyacımız olabilir. Notları göster. Private void notları güncelle. Adım adım yapmaya çalışalım. Öncelikle get content resolver deyip bir update yapma isteğimi olduğunu söylüyorum. Notu güncelleyeceğimiz için burada ne yapıyoruz? Notlar entry nokta content URI deyip daha sonra güncellenecek values istiyor benden. Hemen tanımlayalım. Content values new content values ve buna yeni değeri koyalım. Values.put string key'imiz ne olacak? Notlar entry nokta column not içerik. Buraya da ne diyelim? Güncellenen yeni değer. Bunu buraya yolluyoruz. Values. Daha sonra neye göre bulacak bunu? Şöyle yapıyoruz onu. String bir ifadeymiş. Direkt buraya gelip şöyle id'si eşit olan soru işareti diyebilirim. Daha sonra da bunu neye göre seçecek? Bir string
dizi istiyor benden. Bunu da yine aynı satırın içinde New String dizisi deyip değerimi buraya atayabilirim. 8 miydi? Bu geriye ne döndürüyor? Bir integer değer döndürüyor. Integer id diyelim, eşittir diyelim. Ve de buraya yazalım. Toast.make this kayıt güncellendi. Bu güncellenen kaydın ID'sini vermiyor ama içinde en azından bir değeri olması gerekiyor. Toast.log. Evet. Bir daha bir kontrol edelim. 8 olanın değerini biz güncellenen diye bir şeyle değiştirdik. Notları güncelleyi yukarıda çalıştırdık mı? Güncelledikten sonra da gösterecekmiş. Peki, deneyelim bakalım bir hatamız var mı? Kayıt güncellendi 1. Yani bir tane kayıt güncellenmiş ve gördüğünüz gibi ID 8 olan değer güncellenmiş bir şekilde duruyor. Güncellenen yeni değer demişiz. Çok güzel, bir sıkıntı yok. Not güncellediğimiz gibi aynı şekilde kategoride güncelleyebiliriz ama açıkçası bence gerek yok. Şimdi gelin bir de ne yapalım? Notları silmeyi yapalım. Notları göster. Notları sil diyelim. Notları sil de bu sefer o 8 numaralı ID'li notu silelim. Güncellenen değer şeyi silelim. Buraya geldik. Private void notları sil. Yine bir get content resolver nokta delete diyorum bu sefer. URI olarak yine ben not sileceğim için notlar entry nokta content URI diyorum. Where clause'umuz ne olacak? Yine aynı şekilde ID değerine göre sileceğim ben değerimi. Ve de hangi ID'yi sileceğiz? String dizi diyorum. 8'i silmeyelim de bakalım ne vardı burada. 6'yı silelim. 6. Bu da yine bir integer değer döndürüyor bana. Kaç tane kaydın etkilendiğine dair. Ve bunu da ekrana basalım. Kayıt silindi desin. Evet, bu da bu şekilde. Şu yukarıdaki güncelliği iptal edelim. Notları sileye çalıştıralım. Notları silden sonra da gösteri çalıştıralım ki 6 numaralı kaydın orada olmadığını görmemiz lazım. Uygulama açıldı. Kayıt silindi. Bir dedi. Bakalım burada 6 numaralı kayıt var mı? Gördüğünüz gibi yok. Gitmiş. Evet arkadaşlar, notları silme ve update etme işlemleri de bu şekildeydi. Benim şu an content provider'ım uygulamadan gelecek çoğu isteği karşılayacak şekilde. Tabii daha farklı istekler, daha farklı linkler üzerinden yapılabilir ama basit olarak bu şekildeydi. Yalnız burada uygulamamızda gördüğünüz gibi saçma saçma kategoriler ve notlar oluştu. Ben diyorum ki bir tane menü item'ı yapalım ve bu menü item tıklanıldığında tüm notları ve kategorileri silen bir yapımız olsun. Bunun için şuradaki notları sil metodunu kullanabilirim. Yalnız silinecek değeri buraya o zaman ne yapmam lazım? Bir parametre olarak göndermem lazım. Daha sonra id değil de şöyle silinecek id diyelim buna. Bunun döndüğü şeyi de şuraya da bunu atamak gerekiyor. Bunu böyle atayacağımız gibi şuraya gelip string dizisi olarak verelim. Args diyelim. Eşittir diyelim. Ve de buraya parametre olarak gelen değeri alalım. Şimdi buraya integer geliyor. Bunu string'e çevirmek için string nokta value of deyip silinecek ID'yi buraya verebilirim. Ve buraya da artık böyle bir ifade yerine args dersem sorun çözülecektir. Şimdi burada
ID yerine bir sayı değil de eksi bir değerini verirsek arkadaşlar, şu silinecek ID yerine ne olacaktır? Bütün kayıtlarım silinecektir. O zaman şuraya geldik. Pardon. Eksi bir demeyelim de buradaki argın null olduğu yerde. O zaman şöyle bir şey yapalım. Eğer diyelim bana parametre olarak gelen silinecek ID eşit eşit ise tüm kayıtlar, mesela tüm notlar ise yukarıda tanımladım bu args'ı null atayalım ki herhangi bir şey bulamasın ve her şeyi silsin. Şimdi bu tüm notları da tabii tanımlamamız lazım. Tüm notlar integer, eksi bir diyorum mesela buna. Yani bir ID olamayacak bir şey yazıyorum. Yine aynı şekilde tüm kategoriler içinde bunu yapalım. Tüm kategoriler. Bunu da yaptıktan sonra notları sil metodum gibi benim aynı şekilde neye ihtiyacım var? Kategorileri sil metoduma ihtiyacım var. Kategori sil. Kategori sil, silinecek ID'yi yine buraya yollayacağız. Bakacak tüm kategoriler. Args'ı null atayacağız. Delete notlar entry değil. Ne olacak bu? Kategori entry olacak. Falan filan. Burası da yine aynı şekilde toast mesajı olarak görünsün. Sorun değil. Kategori sil. Daha sonra menümüze gidiyoruz. Şurada ben oluşturdum. Tüm notları sil ve tüm kategorileri sil diye. Şu 100 ise şu 101 olsun. Şu da 102 olsun. Şurada bir hatamız var sanki. Kırmızılık yere gidiyorum. Notları sil benden bir parametre bekliyor. Tabi bunları artık burada yapmayalım. Notu sil. Ne zamanki menü öğem tıklanacak. Tüm kategoriler sil tıklanacak. Buraya geleceğiz. Diyeceğiz ki neydi bizim metodumuzun adı? Notları sil, kategorileri sil yapalım. Tüm kategorileri sil diyor. Kategorileri sil metodunu çağıracağız. Burada da tüm kategoriler sabitini yollayacağım. Bakın buraya ben eksi bir, yani bunun içinde eksi bir var diye eksi biri yolladığımda metoda gidecek. Eğer diyecek burası eksi birse, yani silinecek kaydı eksi birse args null atanacak ve her şeyi silecek. Aynı şey notlar için de geçerli. Onu da hemen oluşturalım. Nerede? Kategorileri sil, notları sil. Notları sil. Silinecek ayrı olarak da tüm notları veriyorum. Bir hatamız yoksa bunlara tıkladığımda her şeyi silmesi lazım. Bakalım. Uygulama açıldı. Gösterdi değerleri. Tüm kategorileri, tüm notları silelim önce. Bir de notları silmiştik zaten, pardon. Kategorileri sileyelim. Evet. Şimdi uygulamayı tekrar açtığımda hiçbir şeyin gelmemesi lazım eğer çalıştıysa. Kayıtları silmedik sanırım. Bunu burada yapamadık. Çünkü buradaki provider'ı bunun için güncellememiz gerekiyor. Tüm notları sil, tüm kategorileri sil yapacağımız gibi bir de bir butona tıkladığımızda şöyle 10-15 tane deneme kaydı oluşturacak bir butonu bir sonraki derste yapalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.